Budva'dayız. Budva Montenegro'nun işte en turistik yeri. Zaten detayları Google'dan bakabilirsiniz. Yeni geldik buraya. Birkaç saat gezip gideceğiz. Burada güzel tekneler var. Private yani özel olaraktan işte gezebilirsiniz, çıkabiliyoruz. Ama tabii biz çıkmayacağız. Şurada çok güzel bir otel var. Mükemmel bir otel gerçekten. Oradaki oteli görüyor musun? Orası 5 yıldızlı falan bir otel. Buranın en güzel oteli. Onun dışında şu arka taraf şey. Hani Budva'nın şehir merkezi. Tabii oraları çekmedik ya, bildiğiniz şehir merkezi falan. Bir de bu yoldan böyle devam ediyor. Burası da Budva şey tarafı. Yine kale duvarı zaten. Burası şeye benziyor mesela, Akyaka gibi düşünelim. Hani Akyaka'da falan, Akyaka'nın biraz daha gelişmiş yeri falan. Her yerden bir sürü turist geliyor buralara. Terası da çek istersen. Kahve falan içmek için. Sadık. Orada dün de gördüm de. Çatla bir baksayın kurduma yapıyor. Yani benim gördüğüm hep kafile olaraktan, hani birlik grup olarak gelip işte gezip gidenler var ama yani tabii size bağlı. Zaman, para, istek, gelirsen, tek başına falan gelirsen, plansız gelirsen ayrı bir şey olur, planlı gelirsen ayrı bir şey olur. Yani avantajı olan var, dezavantajı olan var. Mesela planlı bir grup haline gelirsen, nereye gideceksin, nereye kalacaksın, her şey çok bellidir. Yani o yönden kafanda soru işareti olmaz. Eğer bu tür şeyleri problem yapan biriysen, yani grup içinde gelmen daha iyidir, hem de güvenli olur. Ama biraz daha özgür ruhluysan, kafan nereye ben oraya kafasındaysan, tek başına takılman daha iyi olur. Çünkü böyle bir durumda şey de oluyor yani, neler çıkabileceğini de bilmiyorsun, kestiremiyorsun. Mesela biz Budva'ya geleceğiz diye düşünmemiştik. Dedi ki buraya kadar gelmişken Budva'ya gidelim. Bindik arabaya, geldik buraya. Tekrar geri döndük. İşte gördük falan. İstersen durdur. Biraz sonra devam edelim.